YouTube'a başladığımdan beri benden en çok istenen bu videoyu yapmasam sizlere ayıp olurdu. Ama videoyu geçmeden önce bu videonun daha önceden yapıldığını biliyorum. O videoyu ben de izledim. Bu videonun araştırmasını aylar önce yapmış olsam da araştırma kısmı benzer olduğu için ve emeğe saygısızlık olmaması için bu bilgiyi size video başlamadan söylüyorum. Yani saçma sapan yorum atmanıza gerek yok. Fakat bu videoyu asıl yapmamın diğer bir sebebi ise bu videodaki yanlış anlaşılmaları düzeltmek hem de Alperen ve Bahadır'a tam anlamıyla ulaşmak. Bu tarz araştırma videoları hazırlamak çok zamanımı alıyor. Bu nedenle de emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoya da beğeni atarsan çok sevinirim. Normalde bu tarz şeyleri söylemeyi sevmem fakat YouTube'un algoritması için bunları size hatırlatmam gerekiyor. 18 Eylül 2020'de bir abi kardeş ekranda gördüğünüz bu YouTube kanalını açtı. Amaçları basit bir şekilde insanları güldürmekti ve kısa vadede bu amaçlarına o kadar hızlı ulaştılar ki kanal 4. ayına geldiğinde 100 bin aboneyi aşmıştı. Eğer bu işleri bırakmasalardı muhtemelen 1 milyon aboneye kolaylıkla ulaşacaklardı. Kanalın abonesi 257 bin olsa dahi birçok insan onları tanıyor. Kardeşimi eğitiyorum adı altında çekmiş oldukları bu 5 dakikayı bulmayacak videolar ile toplam 34 milyon izlenmeyi başarmışlardı. Ve en önemlisi bunu sadece 37 video ile yaptılar. Videolarda ise genellikle Bahadır yani kardeş saçma sapan bir şey yapar, abisi Alperen onu nazikçe uyarırdı. Videolardaki olay örgüsü ise genellikle gündelik hayatımıza karşımıza çıkabilecek şeylerden oluşuyordu. Örneğin Alperen kardeşine ders çalıştırıyordu, araba sürmeyi öğretiyordu. Bahadır ağzını şaplatarak yemek yiyordu, oyunlarda hile yapıyordu ve TikTok çekiyordu. İşte belki de insanların onları samimi ve komik bulmalarının sebebi de buydu aslında. Bunların dışında kanalda yine eğlenceli seriler vardı. Örneğin Paralel Evren serisinde Bahadır abisini dövüyordu. Yani bir nevi rolleri değişiyorlardı bu seride. Hatta bu serinin ilk videosunda Alperen'in kişisel Instagram hesabı da gözüküyor. Fakat ne yazık ki Alperen bu hesabını kapatmış. Peki iki kardeş bu kadar şeyi nasıl başardı? Nasıl bu kadar popüler oldu? İşte bunun cevabı ise çok basit. Kanaldaki birkaç videoları günümüzde popüler olan BGY gibi Instagram ve Facebook sayfalarına düştü. İşte daha sonra ise zaten büyük bir patlama yaşadılar. Yani kısaca günümüzde konsol oyunu olan şeyin aynısı onların başına gelmişti. Fakat onlar bu olaydan çok olumlu etkilenmişlerdi. Ve unutmayın 4 ayda 100 bin abone olmak gerçekten çok zor. Hatta bana göre imkansız. Peki her şey bu kadar iyi giderken ne oldu da birdenbire bu işleri bıraktılar? Ya da neden bir açıklama yapmadan ortadan kayboldular? Kanalda 80 bin aboneye özel çekmiş oldukları soru cevap videosunda başrollerimizin soy isimlerini öğreniyoruz. Ve buna ek olarak Bahadır'ın tam ismi Osman Bahadır'mış. Bu bizim için iyi çünkü biliyorsunuz ki iki isimli insanları bulmak daha kolay. Bunun dışında Paradox Sessizliğe Mahkum Edilen Abla başlıklı videoda Bahadırların bir tane de ablaların olduğunu öğreniyoruz. Forumlara baktığımda ise bu ablanın Fatma adında biri olduğu iddia edilmiş. Fakat forumlarda verilen bu Facebook hesabı gizli. Ama Bahadır'ın Facebook hesaplarından bu kişiyle arkadaş oldukları görünüyor. Bunlardaki kişiler de muhtemelen bu nedenle ablalar olduğunu düşünmüş. Bahadır'ın ise iki tane Facebook hesabı var. Birisi 2015 yılından, diğeri ise 2013 yılında. Bahadır'ın 2015 yılındaki hesabında kayda değer bir şey olmasa da profil resminde bir çocuk ile kol kola fotoğrafı var. Bu kişinin Alperen olmasının imkanı yok. Çünkü Alperen 80 bin aboneye özel soru cevap videosunda 21 yaşında olduğunu söylüyor. Küçük bir yaş hesabıyla Alperen'in doğum yılı 1999. Yani bu fotoğrafta Alperen 16 yaşında oluyor. Buradaki çocuk ise hiç 16 yaşında gibi durmuyor. O yüzden bu kişi ya Bahadır'ın arkadaşı ya da bir erkek kardeşleri daha var. 2013 yılındaki hesabına baktığımızda ise Bahadır'ın okuduğu okulların ismi ve Bahadır'ın küçüklük fotoğraflarını görüyoruz. Bahadır'ın bu iki Facebook hesabında akrabalarını araştırmaya başladım ve Bahadır'ların kuzeni olan Berkay'a denk geldim. Berkay'a tekrar geleceğiz ama araştırmanın bu kısmında Berkay'ı bulduktan sonra bulduğum kişi beni oldukça şaşırttı. Berkay'ın da ekli olan akrabalarına baktığımda Bahadır dışında forumlarda paylaşılan Fatma'daki kız ve Mehmet adında bir emekli assubaya denk geldim. Bu assubay Bahadırların ve Berkay'ın amcası. Mehmet abi bu fotoğraf için biricik kızım ve oğlum diye yazmış. Yani forumlarda paylaşılan Fatma adındaki kişi Mehmet abinin kızı. Doğal olarak Fatma Bahadırların ablası değil kuzeni oluyor. Mehmet abinin hesabında tam bir yıl önce paylaşılan bu fotoğrafta ise güzel bir aile yemeği gibi duruyor. Fotoğrafı çeken sağdaki kişinin yüzünü internette taratırsak karşımıza 2022 yılının Şubat ayında yapılan bu haber çıkıyor. Bu haberdeki kişi Ergin adında bitkiler üzerine uzman
olmuş bir bilim insanı. Ergin abimiz dağlara çıkıyor ve oralardaki bitkileri keşfediyor. 2015 yılında ise tam 10 tane bitki keşfetmiş. Hatta bu bitkilere kendi ismi verilmiş. Kendisinin özel bir kitabı bile var. Şimdi bu kişi seni neden şaşırttı derseniz, bulduğumuz bu bilim insanı Bahadırların babası. Şimdi ise bu bilgileri doğrulamamda yardım eden Bahadırların kuzeni olan Berkay'a geri dönelim. Berkay'ın Facebook hesabına gittiğimizde isminin yanında Wookie yazdığını görüyoruz. İlk başta buna bir anlam getiremesem de ismi internette arattığımda karşıma Berkay'ın YouTube hesabı çıktı. Bu YouTube hesabına bağlı olan Discord sunucusuna gidip kendisiyle sesli olarak görüştüm. Kendisine Bahadırlara ulaşmamda yardım edip edemeyeceğini sordum. Sağ olsun yardım edebileceğini söyledi. Ve böylelikle de Berkay üzerinden onlara ulaştım. Evet, senin rican üzerine onlara ulaştım. Yani sana yardım edebileceğim kısım da kısıtlı, çünkü hem onların özel hayatlarını anlatmak uygun olmaz, hem sana yardımcı olmam lazım. Herkese göre uygun bir şekilde anlatabileceğim kadar yardımcı olmak istiyorum. Senin rican üzerine WhatsApp'tan yazdım ki biz uzun zamandır konuşmuyoruz, yani 5-6 sene olmuştur. Herhangi bir kırgınlık, küslük ya da kavga yok, sadece zamanla konuşma ihtiyacımız olmadı. Hani uzaklaştınız. Evet, bir muhabbetimiz olmadı, yavaş yavaş uzaklaştık. Senin ricam üzerine yazdım. Böyle böyle bir kanal var, hani kanalınız hakkında görüşmek istiyorlar dedim. İlk başta şey dedi, seni niye rahatsız etmişler, hani nereden bulmuşlar gibi bir şey dedi. Ben de Facebook'tan bulmuşlar, hani çünkü Facebook'ta arkadaş olarak ekliyiz, oradan bulmuşlar, bana ulaşmışlar dedim. Facebook hesabım olduğunu bile hatırlamıyorum dedi. Güldüm falan, arada biraz sohbet Bahadır'la ettik. Bahadır'la konuştun herhalde, Alperen'le konuştun mu? Bahadır'la konuştum, Alperen abi cevap vermedi. WhatsApp'tan onun ona da yazdım ama. Onun hiçbir sosyal medya hesabı yok değil mi? Ben bulamadım çünkü. Yok yani. Sanırım yok. Çünkü benim de bilgim yok sosyal medya hesabı olarak. Kullanmıyorlar büyük ihtimalle. Artık bırakmış olabilirler. Dedim böyle böyle, hani bu kanal sizden bilgi almak istiyor. Böyle böyle bir projeleri var dedim. Biz kanal işlerini bırakalı çok oldu, artık ilgilenmiyoruz dedi. Ben de bunun sebebini, hani niye bıraktığınızı soracaklar dedim tekrardan. Sağ ol ama biz kanalla uğraşmıyoruz dedi tekrardan. Hani bıraktıklarını söylediler. Artık kendi hayatlarına odaklılar. Devam ediyorlar. Okullar olsun, işte sosyal yaşantılar olsun, neyse. YouTube'la ilgili, kanalla ilgili herhangi bir iş yapmadıklarını söyledi. Artık düşünmüyorlar yani geri dönmek. Artık falan. Aynen öyle. Artık düşünmediklerini söyledi. Ben de senin vesilenle onlarla konuşmuş oldum aslında uzun süre sonra. Verebileceğim bilgiler bu kadar diye düşünüyorum. Çünkü artık özel hayata olabilir. Onları da yaymak çok uygun olmaz diye düşünüyorum. Kanka çok teşekkür ederim yardım ettiğin için. Ben teşekkür. Evet, onları geri getirmek oldukça zor, hatta imkansız. Çünkü artık kendi hayatlarına odaklanmış durumdalar. Ama bu videoyu Berkay aracılığıyla onlara ulaştıracağım. Ve onlardan sadece yorumları okumalarını istiyorum. Belki de sizin atacağınız yorumlar onların fikirlerini değiştirebilir. Çünkü ben değiştiremedim.